Adamlar neler neler. Kardeş cevap vermedin ama. Müslüman değilsin sanırım. Falan. Evet arkadaşlar aynen. Küçük beyinleriniz sadece evet veya hayır çalışıyor. 2-3 kişi için diyorum yine. Tekrardan şey yapalım. Bakalım. Selamlar, selamlar, selamlar. Toksik olduğu belli zaten. Sağ F. Kaç kere sağ? Evet. Bir gün içerisinde adam chat'e zibilyon kere gelmeyi başarmış. Zibilyon kere gelmiş ama öyle böyle değil. Sağ F. Herhalde o chat sağ yazdı. Sağ. O F yazdı. F. Tüm uğruna abi banla beni. Abi beni yayıncısın, insanların isteklerini gerçekleştiren iyi bir insansın. Banla demişiz, banlanmış. Valla ben gerçekleştirmemişim. Moderatör yapmış bunu. Reddedeceğim. Toksik zaten. Yani sağ F. Yani illa biri bana as yazsın. Chat'te böyle bir etkileşime geçeyim ayağına. Chat'in bütün dengesini bozan insanlar oluyor onlardan. Abi 10'la artı 21'i topla. Matematiğim iyidir. Şimdi topladım 31. Ulan be. Ne espri. Abi barda karı kız var. Sikiş. Yatak odası istiyoruz. Tırtıklı değildi. Haydi abi aç porno. İyi ki ban yemişim. Vallahi iyi ki de yemişsin. Bak kendi demiş iyi ki ban yemişim. Vallahi yemişsin kardeşim. Gururla banlamışlardır. Gavat demiş mesela. İyi ki de banlamışsınız anasını küfür ettim çocuğun. Ama haklı aklımdaki tek düşünce bu tipsizden o nasıl o ses nasıl çıkıyor büyü mü? Ha, evet. Gavat. Gavat ne alaka arkadaşlar? Gavat'ın anlamını biliyorlar mı acaba diye düşünüyorum. Banlayın lan artık. Anana kaydım hala ban yok. Abi de makromuz var. Dur makro çalışıyor mu? Dur. Aa ben sildim. Logitech'i sildim. Benim makrom vardı. Ana avrat sövüyordu. Bir kartal olsam da ananın amına süzülsem diye. Bastığımda direkt bunu yazıp enter basıyor. Makro. Efsane bir makro. Dünyanın en iyi makrosu. Ama makro şu an çalışmıyor. Aynen. Makro şu an çalışmıyor. Şu an Google Chrome'un destek hattını açıyor onun yerine. Aga be ultimiz dolmamış bugün. Geçen bunların yazılımını algılamadı tamam mı? Yazılımı algılamadı diye bir kapattım. Klavyenin falan ışığı gelmiyordu. O yazılımı tekrar kuracağım. Ulti olsun. Ya bu insanlar neden? Cidden sinirlenmiyorum artık yani. Tipsiz falan diyor. Bak cidden ben kendi tipimden hiç hoşuma gitmiyor. Ama hani insanım. Aklım da var. Baktığımda tipimde bir sıkıntı yok. Ha sıkıntı olduysa tipimle neden dalga geçiyorsun? Boş gavatlar. Reddet. Yani yıkıklığını biliyor. Hani açılmayacağını da biliyor. Açılmadığını bildiğim halde ben son lafımı sokayım. Hadi bakalım son lafını da. Son gülen iyi güler de değil yani. Yarak kafalı siktir git. Şimdi Adal ananı Adal çalıyor. Kesin veletler Adal çöp çalıyor Adal. Toksik ve Adal'ın annesine hakaret. Bir şey yapayım. Sen Max 9 Adal'ı takip ediyorsun. Ne? Bu nasıl bir şey lan? Bu da konuşamıyor. Bir şey verin göstereyim. 13 yaşı. Peki. Kesin veletler Adal çöp. Hikmet Telno falan bir şey ver. Ağladınız. Anlamaya çalışıyorum. Şey bu arada ciddi inceleme şu an. Ciddi anlamda incelemedeyiz. Abi veletçe vallahi bilmiyorum ya. Veletçe değil de toksikçe yani. Toksikçeyi algılayamıyorum. Bu arada anneme hakaret tam olarak Adal ananı ya. Adal ananı bu ne yani bu. Evet ne olmuş. Küfür de etmemiş yarıda bırakmış yani. Çalma değil. Neyse bunları şey yapmayacağım. Beyni yetenler algılayabiliyor. Kaç kere şey diyeceğim. Çalma muhabbetleri cidden sıktı. Yani adam kendi zaten yani yapabilse kendi de birçok şey yapacak çağlı diye. Burada mağduriyet var. Ben de bir şeyler yapmalıyım ama ben bütün gün evde kıçımı büyütüyorum olayları. Arkadaşlar ben de hani cidden kendim hala yüksek bir mertebede bir YouTuber olarak şey görmüyorum. Arkadaşlarıma şey yaparken arkadaşım geçen 2-3 yıl sonra bana yazdı. Selam ben şu kişiye beni tanıdın mı? Lise son sınıftan arkadaşınım. Ben de dedim ki seni neden unutayım ki? Çünkü sonuçta arkadaşımdın değil mi? 3 yıl geçmiş olabilir ama seni tanıyorum. Hani ben YouTuber olduğumda götüm falan kalkıp da ya ben seni görmedim sen kimsin amına koyayım demiyorum. Bana iyi de davranmadılar bu arada. Cidden ben hep okulda böyle bir şey bilen ama çok da bulaşmak istemediğim için susan insanlardandım yani adam gelip böyle salak saçma şey yapıyor gelip bana deyip de ben sana çok fazla küfrediyorum anancılık yapıyorum rahatsız ediyorum seni peki sen neden sinirlenmiyorsun demişlerdi bana bir kere bir tane toksik çocuk gelmişti yanıma oturmuş demişti valla ben seni sinir edemiyorum demişti herkes sinir oluyor küfrediyor sövüyor
ama sen çok sakinsin, nasıl oluyor demişti. Ben de demiştim ki ya boş insanların şeylerini takamıyorum, üzerime alınamıyorum. Adama çok sinirli de oluyordum, zam ara sıra geliyor, gırtlaklayasım geliyordu ama hani sakin bir şekilde tutuyorum kendimi. Gırtlaklasam cidden gırtlaklayacağım adamı. Böyle öyle bir vuruş var ki burnundaki kemiği beynine sokmalı bir hareket var. O burun kemiğini beynine sokacağım adamın. Diyorum neyse. Yani ben bu adamın burnu, güzel de bir burnu vardı. Bunun burnunu kırmayayım ben. Çünkü beklemiyor da benden. Her zaman sakinim, sessizim ya. Bir gün ansızın bir sokacaksın o yumruğu. Tek hamlede net gidecek adam. Çünkü insan olarak dayanıklı değiliz o kadar da. Yani adam isterse en iyi şeyi olsun. O hani kritik hassas yeri bildin mi yok edersin adamı. Hatta ölümcül de bir darbe o. Yani elimde de kalabilir o şekilde. Onun için dedim bu fatality hareketini ben yapmayayım. Çünkü hiç sevmiyorum. Kavga dövüş sevmiyorum. Hiçbir şekilde bulaşılmasın bana. Hayatımı yaşamaya devam edeyim. Aynı şey bu toksiklerde de var. Adamlar bir şey yapamıyor ve gelip sıkıntı vermeye çalışıyor. Çocuk annesine babasına büyük ihtimal hiçbir şekilde söz geçiremeyen bir çocuk. Ama en yaramaz insanlardan bir tanesi. Böyle yaramazlık yapıyor. Sürekli işte başkalarına anancılık yapıyor. Okulda atılacak ama okula para veriyor diye atılmıyor. Okulda bok gibi bir okul şey diyor böyle. En ufak harekette insanların gözünün yaşına bakmayız, atarız. Yani nah atarsın ya. Bu arada bilenler varsa şey, burada Özüce'nin burada Bursa Fen Koleji var, tamam mı? İşte Bursa'da. Bursa'daysanız, Bursa Fen Koleji varsa, tanıdığınız biri gidecekse lütfen gitmesinler. Adamlar bu kadar para göz olamaz. O kadar para gözler ki direkt atacağız dediği insanları atmıyorlar. Bütün sınıf böyle artık ders dinleyemiyordu çocuktan. Herkes sabrediyor. Çocuğa sövmeye başlıyor. Hatta dersin ortasında bir kız yumruğunu koyup senin ağzına sıçacağım diye çocuğa böyle çığlıkla bağırmaya falan başlamıştı. Hiçbir şekilde çocuğu atmadılar. Yani hep lafta. Cyberpunk'ın yaptığı şey gibi. Cyberpunk'ta çok fazla lafta işte en iyi karakter tasarımlarını yapacaksınız vesaire çok konuştu. Oyun çıktıktan sonra ne oldu arkadaşlar? Cyberpunk'ın pek bir olayı yok, fark ettiniz değil mi? Oyun çok eğlenceli ama övdükleri kadar yok. Yok işte 3 tane yaşam yolu seçeceksiniz. Oyunu çok farklı oynamayacaksınız abi tabii. 30 dakikada bütün bütün yaşamlar aynı yere bağlanıyor Cyberpunk'ta. Ha onu geç. Zevkli mi? Çok zevkli. Bayağı zevkli. Ya her öğrenci para ama olay şu. O kadar markasını gösterdiği kadar değil. Hani çocuğu atmamışlardı. Sıkıntılı durum o. Ben sinirden ağlamıştım bir kere. Sinirliyim, o kadar sinirliyim ki böyle hani içimden olsa öfkeyi atamıyorum. Daralmışlığın şeydi böyle, artık sinirden ağlamıştım. Kavga çıkarsam şey yapsam hani... Parayı veriyoruz ya, çocuk atılmıyor biliyorum zaten. İsterse sırayı kafasına geçireyim, istersem her şeyi yapayım. Hani hiçbir şekilde bıçak çekip silah çekip vurmadığım sürece ben o okuldan atılmayacaktım zaten. Ya bilincindeydim ama kendim tuta tuta en sonunda sinirden patlamıştım böyle. Yani bir duygusal patlamayla geliyor bana da oluyor. Neyse, böyle insanlar. O çocuk annesine babasına laf geçiremiyordu. Burada da yine annesine babasına laf geçiremeyen ya da işte patrona laf geçiremeyen, ezikleyen herkes gelip burada Adal'ın şöyle, Adal böyle. Ya bu bindiriyor. Ya bu her yayıncı da öyle. Biz gariban kullar böyle bir şeyleri yemeye şeyiz. Yani bu yüzden indirilmişiz. Ana karnından bu yüzden çıkmışız gibi. Her yayıncıya gelmeye devam ediyor. Bu en çok izlenen yayıncılara da gidin. Hani... her yayıncıda var. Sadece adamlar artık öyle bir mertebeye geliyor ki siklemiyor bile. Çünkü o vasıfsız insandan çok daha üstün olduğunu kabul ediyor. Hani ben bu insanla bir değilim. Bu insan rezalet herifin teki. Hiçbir zaman da düzgün bir fikre kavuşamayacak. O yüzden boşa vakit harcamamam gerek. Bunun bilincindeler ve birçok kişi takmıyor. Ben neden takıyorum? Çünkü bazen insanlar düşüşe geçebiliyor moralman. Ben de böyle açıklamaya şey yapıyorum. Benim bir açıklama huyum vardı. Pek sevmem bu açıklama huyumu ama o açıklama oyuna girdiğimde de böyle yani. Bu arada 2077 cidden sağlam oyun. Bug'larını bir süre sonra absorbe etmeye başlıyorsunuz. Baya baya. Böyle her bug'lardan zevk almaya başlıyorsunuz. Çok güzel.
Mesela adam geçen arabanın içine girdi ve böyle ben sürüyorum GTA'da arabanın üzerine çöküp de böyle diye gittiğiniz zamanlar var, adamları ateş ediyorsunuz falan, onun gibi. O adam da öyle durdu ama bu adam korkuyor, böyle paniklemiş. Ne yapacağım lan, arabamı çaldı bu adam diye, ama direkt arabanın üzerine ayakları da girik, böyle baga girmiş. Çıktım, indim arabadan, adama baktım, silah doğrulttum. Dedim kardeşim iner misin arabadan, çaldım yani artık bulunma burada. Adam yine triplere gitti böyle. Panik. Pat, bir tane sıktım kafaya, adam direkt ragdoll oldu, yere düştü, arabadan düştü. Ben de öyle sürmeye devam ettim. Ve buglarla alakalı şey de yapmaya başladım. Nerede? Dur abi. Şurada açayım. Bir bug klasörüm var. Cyberpunk'ta olan şeylerin, bugların hepsine gösteriyorum. Sesi kapatacağım çünkü arka planda bizim konuşmalarımız falan filan da var. Onlar çıkmasın istiyorum. İlki böyle. Burada ne var? Ha bak... Bak lan kapat şunu. Bak motorum havada uçuyor abi. Motorum fii diye gitmiş. Çok hoşuma gidiyor bak. Ondan sonra bu dünkü yayından alt F10 attım. Burada da mesela dünkü yayında gidiyoruz, birden karşımıza araba gidiyor bak. Böyle bir treni yakalamaya çalışırken ölen iki tane. Gördünüz değil mi? Arabaya bakın. Araba fii diye gidiyor böyle. Buglar artık bug koleksiyonu yapmaya başladım. Bakın. Bu sefer de adamın tam çük seviyesindeyim. Hani boyum 1.20 falan büyük ihtimal. Çipi geri ver. Çipi, adamın yüzünü bile görmüyorum yani bakış açısıyla. O denli bir bak. Adamınkini almışım yani. O sanki şeyim, görev bu. İşte Yahudi iş adamına şey yaptı. Sana çipi geri versin. Ben de eğiliyorum oraya, değil mi? Bu var. Bug 4 var. Bu direkt olarak Panam'ın içine giriyorum burada. Bak, bunu süren Panam ama oyun ben sürüyormuşum gibi yapıyor ve içine atıyor. Bu aldığım buglardan bazıları bu arada. Bir de ha bak, dediğim adam da bu. Bu adam arabamın üzerine gitti böyle. Bakıyor böyle diye triplere girmiş. Çıkıyor. Bakıyorum böyle bir süre. Sonra vuruyorum adama. Sonra ragdoll olup düşüyor. Sonra arabayı alıp devam ediyorum. Polis mesela alarma geçiyor. Ya polisin hiçbir bok yaptığı yok bu arada. Hani hiç direkt olarak polis bir ihbar aldık. Neyse boş ver, şu donutu yemeye devam edeyim. Adam ihbarın olduğu yere bile gitmiyor. Cyber bug abi. Ciddi anlamda ama bir sürü de görüntü elde ettim. Ciddi anlamda fena görüntüler elde ettim. Cyberpunk klasörüm var. Bir hikaye videosu falan yapacağım zaman efsane duracak. Neyse, bu kişiyi de direkt buradan şey yapalım. Toxic zaten. Donated. Abi ciddiyim, bunun ban sebebi olduğunu bilmiyordum. Kafama göre bir tane yaptım. Nasıl lah? Demiş. Haklı. Yani olacak bir şey değil. Şimdi Cyberbug. Abi Cyberbug çok iyi. Cybercam demiştim ben en başında. Böyle welcome meme'inden geliyordu, doğru. Bir an aklıma gelmedi. Welcome. Oradan yazdım. Twitch kabul etmedi. Yoksa Cyberbug yerine o isimle, o markayla çıkacaktık. Bana kaldır abi. Okumuş, farkına varmış ban şeylerinin. Daha böyle intense şeyler istiyorum. Sen satranç oynuyor muydun abi? VS atıyor mu? Vezir, gerizekalı adam. Abi öncelikle özür dilerim. Ben banlamışım, evet. Abi öncelikle özür dilerim. Satranç oynuyordun ve gerçekten çok kötü oynuyordun. Adamın vezirini alabilirken sen piyon oynadın. Ya abi bunları göremiyor biliyorsun. Sonuçta ben chatle de şey yapıyorum ve ben iyi bir şey de diyeyim. Kötü oynadığımı ben de farkındayım. Sıkıntı değil. Ama yaşın çok tutmuyor. Daha olgunlaşmamışsın. Onun bilincinde olarak şey yaptım. Gerizekalı adam. Yani hiçbir şekilde de şey değil. Bu Şampiyonlar Ligi'nde de oynasam böyle. Gidip de adam ah be şunu görmedi. Bu zaten görme oyunu. Herkes her hareketi görseydi, her şeyi görseydi o zaman robot olurduk. Yani yapay zeka zaten birçok insanı yendi. Neden yeniyorlar? Adamın tüm hamlelerini görüyor sonrasını. Ya biz de görebilsek insan olmayız zaten. Onun için bunu şey yapacağım. Moderatörler, siz ona bakıp siz kendiniz yaparsınız. Kendiniz açar mısınız, açmaz mısınız? Size kalmış. Daha bu yılın başında. Para abone olmak 5 lira olsun. 5 lira abone olmak 5 lira olsun. Abone olmayı ben parayla ayarlamıyorum ki. Paranın yarısı da
Twitch'e gidiyor. %50'sini Twitch alıyor. Hani öyle bir şey yaptığında ben de isterim 5 lira olsun yani. Ünlem Barış, küfür var mı Minecraft? Mine yapı oyna. Abi çok özür dilerim, kuralları okumamıştım. Banımı açarsan sevinirim. Neden banlandığını anlamadım ama yani çok da şey değil. Açılır. Onca zamandan sonra varsa bir yıl belki akıllanmasına yetmiştir. Böyle genç yaşlarda bu zamanlarda bir yıl, aman Allah, bir yıl yani. Bir yılda adam tamamen neler neler oluyor. Ben ergenliğimi hatırlıyorum da hani karakterim falan tam oturmadığında, hep sürekli bir şeyler değiştiğinde bir yıl çok şey değişiyor. Ben mesela kanalı bir yıl önce açtım arkadaşlar. Buraya gelmem, kanalımın çalınması bir yılda oldu bütün her şey. Sıfırdan. Sıfırdan ben buraya geldim. Çok hani hayatımda göremeyeceğim şeyler falan yaşadım. Mesela Ahmet abinin yayınına çıkmıştım. Acayip hoşuma gitti. Anneme falan anlatıyorum. Böyle şey yapıyorum. Lan işte Ahmet abi falan, hani Twitch Rivals'la beraber şey yapmıştık. Yani çıkmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Aa evet, hatırlıyorum diyor. Hani öyle. Birkaç konuk olma. Bu çok benim için apayrı bir şey. Birçok kişi Ahmet abinin, işte Ahmet abi yalıyorsun diyenler var. Bunlar da az önce anlattığım evde oturup kıç büyütüp işte ben bir boka yaramayacağım, patronum beni her gün işte zaten ağzıma sıçıyor diyen ve çok çaresizce başka insanlara laf atmayla kendini rahatlatan insanlardan. Orada eminiz. Çünkü şöyle baktığınızda da ben hiçbir şekilde Twitch Rivals'a katılmak için ekstra bir şey yapmadım. Twitch Rivals'a katıldığım zaman da bana mail gelmişti ve maila şöyle baktım. Video oyun, kendi müzisyen, Jahrin ve ben. Dedim ki ben bu ekipte olamam. Herhalde seçim öylesine koymuşlar, başkasını seçecekler. Ben bunda tamamen hemfikirdim. Sonra netleşince dedim aman netleşti. O sırada da İzmir'e gidecektik arkadaşımla beraber. Starbucks'a gidiyoruz. Starbucks'a oturdum. Çok sevdiğim bir mekan olduğundan değil ama arkadaşım orada olduğundan oturdum. Ondan sonra hemen başka bir arkadaşımı aradım. Benim işte videoyum Batu abi izlediğim, daha küçüklükten 11-12 yaşındakini izlediğim arkadaşımı aradım. İşte ben bu ekipteyim, işte Twitch Rivals'a böyle katılacağım. Öyle sevinçliyim ki böyle pişmiş kelle gibi gülüyorum aynı anda. Normalde sokağa da çıkmıyorum. Bir buçuk ay olmuştu böyle. O zamandan sonra virüs falan olduğu için anca çıkmıştım. Sonra dedim ki lan ben bu ekipteyim. O kadar sevinmiştim ki cidden, aman Allah, çok güzel bir zamandı benim için. Hani böylelikle de şey de değildi yani. Ben artık böyle bir ekiple Twitch Rivals'a geldim. Ben artık beton yetmez bir yayıncıyım. Asla olmadı, biliyor musunuz? Yani insanlar böyle şey yapıp, yok insanlardan prim kasıyorsun gibi şey yapıyorlar. İnsanlar görmek istediklerini şey yapıyorlar. İnsanlar başarıyı görmek istemiyor. Çok normal. Ciddi anlamda çok normal. Cyberpunk da başarılı bir oyun bu arada. Büyük ihtimal CEO'larının baskılarıyla bu şekilde geldi. Çünkü adamlar böyle hisse talepleri oluyor ve Cyberpunk'ı şey yapmak istiyor. Diyor ki bu oyunu artık daha fazla bekletmedim. Adamlar çok fazla beklediler ve biz bundan para elde edeceğiz. O yüzden bu oyun çıkmalı. Ve bug'lı olmasına rağmen çıktı. Yani aslında sürekli şey yapıyorlar. Düşünsenize. Oyunu duyuruyorlar. Mesela ne zamanda? 19 Kasım'da. 19 Kasım'da çıkacaktı. 19 Kasım'da neden çıkmadı arkadaşlar? Sebebi şundan zaten. Adamlar hazır olmadığını biliyor. Bunlar tarihi belirliyor. Diyor ki biz bu tarihte çıkaracağız. Ama üstteki insanlar baskı yapıyor. Diyor ki işte pardon. Ayarlıyorlar, tamam mı? Üsttekiler baskısıyla ayarlıyorlar 19 Kasım'ı. Ondan sonra adamlar diyor ki biz buraya çıkaramayız, 10 Aralık'a yapalım falan. Hani zaman kazanmaya çalışıyorlar. Üstlerine de laf geçiremiyorlar çünkü hissedarlar onlar. Onların üzerinde çalışıyor yani. Onların altında çalışıyor, pardon. O şekilde de bir söz geçiremiyorlar. Tamam, yine 10 Aralık'a ertelendi. Tekrar erteleyemezler artık. Çok fazla ertelediler. Bunu da bilincindeler. Ve üstleri artık kesin bir net artık çıkarın diyor. Buglar da bu yüzden. Hani çok güzel bir oyun çıkabilir aslında, içine sıçıyorlar. Gerçi 7 yıl boyunca beklemeleri, 8 yıl beklemelerinin sıkıntısı, hani Witcher'ı da yaptılar aynı anda. Bir sürü oyun da yaptılar aynı anda. Hani onların DLC'leri vesaire uğraşırlarken bir yandan toparlayamadılar. Bunlar var yani, anlasınıza. Adamlar da sonuçta ilk kez yaptığı, kendi engine'lerini kurdular. Deniyorlar bir şeyler. Ama çok istedim. Oyun keşke GTA geçse. Hani böyle GTA 5'i keşke geçip böyle bir kenara atabilseydi. Çok istedim.
o kadar fazla Rockstar fanboy var ki, o kadar fazla Rockstar'ı çok seviyorum. Çok fazlasıyla oyun oynadım, Vice City oynadım. Küçüklüğüm GTA oyunlarıyla geçti. Hani anneme GTA dediğimde Minecraft'ta da GTA'yı da biliyor çünkü küçüklüğümün oyunları yani. O marka artık. Batman'i ve Örümcek Adam'ı kimler nasıl biliyorsa, mesela Shazam diye bir karakter var desen, annene anlatmaya çalışsan, Shazam'ı herkesin annesi bilmez. %95 bilmez yani. Ama bir Batman Örümcek Adam direkt olarak markalaşmış bir isim olarak duruyor. Rockstar'da sağlam firma ama dedim ki artık bir hani bu sağlamlığına bir rakip gelsin. Çünkü rakip güzel bir şeydir. Adamlar daha iyi bir oyun çıkarabilmek için daha fazla çaba sarf edecek Rockstar mesela. Bu sefer CD Projekt Red de aynı şekilde devam edecek. Böyle böyle devam edecek. Ne olacak? Bizler için çok daha iyi olacak. Biz daha iyi oyunlar elde edeceğiz. Daha güzel, bugsız, rekabet iyidir. O bundan dolayı. Ama bir bakıyoruz şu an buglı maglı. Tabii Witcher 3'ün de ilk zamanlarında çok fazla bug varmış. Öyle ben bilmiyorum, o zamanlar şey yapmadım da. Sonra düzeltmişler. Evet. Aynı şey Cyberpunk'a da olacak. Yine de yapay zekalar falan iyi değil. Mesela adamın arabasına vuruyorum, yumruk atıyorum. Şey yapmıyor böyle. Lan sen nesin, seni ezerim, ağzına sıçtım mı gerizekalı demiyor. Bana bakıyor böyle. Ben de ona bakıyorum. Sonra diyorum ki çık lan arabadan. Atıyorum adamı, vuruyorum kafasına. Hiçbir şey olmuyor. Hani GTA 4'te falan bile adamlar şey yapıp böyle arabanın kapısını tutup diyor ki lan senin ağzına sıçacağım, arabamı geri ver. Hiç öyle bir durum yok. Cyberpunk o kadar yapay zeka konusunda kötü ama hikaye çok iyi sarıyor. Adam Smasher'ın belli sahnelerine gelmiştim. CSGO Please 20, ben seni çok iyi buluyorum ve bir şirkette çalışıyorum. Kesin bilirsin, D-Live ona geç ya da yayın aynı. Bu nasıl bir Türkçe abi? Kuralları okumamıştım. Bunu zaten algılayamadım abi. Bunun Türkçe mealini şey yaparsınız böyle. Farklı bir dil konuşuyor. Ortak bir sonuca varırız. Abi vallahi özür dilerim. Amacım ayrımcılık değildi. Irkçılığa teşvik abi. Kendi sebebini biliyor. Irkçılığa teşvik, N-word. Ben burada da beni de söylettirecek mesela. Ben ban yiyeceğim, anlarsınız ya. Saçma salak şeyler. Şakayı da açarsan sevinirim. Adal ben gayim, gel beraber demiş. Adalcık bana bak, beni banla. Şakayı da açsana. Abi gay esprisi şakalık değil yani. Burada gay olabilirsin, olmayabilirsin. Hadi ben olabilirim, olmayabilirim. Tabii ki Türkiye'de bu zihniyet biraz gelişmedi. İnsanlar böyle pek şey yapamıyor. O gay. Nasıl olur ya? Falan diye bakıyor birçok kişi. Ya ben de böyle çok hani şeyim. Kendimden bildiğim için gay birisi olunca ben de böyle şey hani tam normal karşılayamıyorum. Hani bir his şeyidir böyle ama normal olduğunu biliyorum. Asla ayrımcı değilim bu konuda. Yani bir farklı geliyor. Bu da alışık olmadığım bir şeyden dolayı. Yani sonuçta benim hislerim farklı, onun hisleri farklı. Ama bunun üzerine espri yapanlar sinirimi bozuyor. Yani anlamsız bir şey. Yani sonuçta bu bir şekilde genden de etkileniyor. Değil mi yani? Burada aslında nasıl davranmayın? Chat nasıl davranmamanız lazım? Budur olay. Şükrü Kay... ay konuşamadım. Kayras. Çok teşekkür ederim abi Prime'ın bana kullandığı için. Hoş geldin. Roderio 1903. Teşekkür ederim abi Prime'ın bana kullandığı için. Hoş geldin. Batmaz Teams. Abi kanalıma abone olur musun demiş, link atmış. Mükemmel. Kerem Akay. Prime'ın bana kullandığı için çok teşekkürler abi. Hoş geldin. Doruk 0936. Hoş geldin abi. Kiyom 132 Prime'ını bize kullanmış misler gibi. Çok sağ ol. Eren Yalçın Tier 1 abonelik. King 32 32 32. Misler gibi King. Umarım bu abonelik, hediye aboneliği iyi kullanırsın. Vanessa Mi 66 pardon, 60 değil, salladım, sıfır, bir sıfır da ben koyayım dedim, benden olsun. O zaman teşekkürler abi Prime'ını bana kullandığın için. Hoş geldin. Şimdi yani buradan yine reddedeceğim. Bunları açabilirim çünkü izleyici arkadaşlar, daha fazla izleneyim. Yani zaten banlamasak çok daha fazla izleyici oluruz net yani. Sadece toksikler. Minecraft. Abi ne olur banımı kaldır. Adam acaba anlamış mıdır yapacağını? Baksana hesabın ismine bak. Adam hesabını iki güne Twitch'de logout yapacak ve bir daha ismini hatırlamayacak bu hesabın. O yüzden yani çok çok saçma bir durum. Banını açsam bile. Evet zaten 3 gün önceymiş abi. Baksana çok toksik. Minecraft. İnsanlara sadece Minecraft dememelisiniz arkadaşlar. Yani nasıl? Düşünsenize şey gibi. Sen Groot değilsin abi.
Sen Marvel karakteri değilsin. Sen sadece I'm Groot yaparak anlaşamıyorsun. Sen insansın ve Minecraft'tan başka bir şey diyebiliyorsundur bence. Yani acaba Minecraft versiyonunu mu yapmak istemiş I'm Groot'un? Sadece Minecraft. Bir ara Selam Ben Ağdal yazmış, o kadar. Minecraft, Mece, Minecraft, Minecraft. Böyle yani. I'm Groot bebeğim. 32-32-1. Herhalde denklem yazıyor. Adal, ananı neyim artık, Adalium mod getir. Maggie, kusura bakmayın cidden. Adal modu çok sevdim. Adal'ın da uzun zamandır takipçisiyim. YouTube'a... aynen abi. Mod için ana sövme, anancılık yapmalar falan. Bugün bir yorum vardı. YouTube'da bir yorum vardı. Ne demişti? Bilmem ne videosu. Doğukan, pardon. Bir videonun altına şey yazmış biri. Ya bu yoruma kalp atarsın ya da sana tecavüz ederim. Böyle bir yorum arkadaşlar. Bu etik mi sizce? Bir kalp için. Bu 10 yaşında, 11 yaşında bir çocuk, anlarsınız ya. Bu öyle bir çocuk. Ve dediği şey tecavüz etmek yani. O kadar normal bir şey ki. Ay şakasız, evet olmaması lazım. Dediği şey bana kalp at ya da tecavüz edeceğim sana. Çok saçma. Kanaldan gizledim. Kanala ben öyle cidden toksik YouTube yorumlarını yapıyorum. Kanaldan gizli yapıyorum. Adam yorum attığını zannediyor, gerizekalı. Tamam mı? Ama hiçbir yoruma YouTube kanalıma düşmüyor. Ay su bakın, anana sövsem mod yapar mısın? Yani düşünülür. Yani bu üstün tekniklerle birazcık eve üstü kapalı IQ içeren bir anaya sövme yaparsan belki. Çünkü adamlar böyle ne bileyim Komodo ejderhası şeklinde küfredip çok yetenekli olduğunu düşünüyorlar ve öyle yapıyorlar. Ya şakası olma. Ben mesela küçükken diyorum, düşünüyorum şimdi tecavüz esprisi yapar mıyım böyle. Belki yapmışımdır. Diyorum böyle, yapmış mıyımdır böyle, inandırıyorum ya yaptıysam falan. İnanamıyorum buna, olmuyor çünkü. Adamın yaptığı tamamen düpedüz gerizekalılık. Yani daha bu yaşta adamın bozulduğunu fark ediyorsun. Üretim hatası. Baktığında bir çipin, bir bilgisayarın bozuk olduğunu algılayabiliyorsun değil mi? Aynı bokun lacivert. Küçük yaşta olur böyle şeyler. Mesela öyle bir şey yok. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Bir süre sonra tekrardan bu adam düzelir belki. Kafası yerine gelir. Üretim hatası teknik servise yollanır. Bir şekilde kafasının yerine gelmesi lazım. Ama mesela Müslüman mısın? Bak az önce bağışlardan bir şey. Müslüman mısın? Chat'e bak. Chat'e zaten bakıyorum. Müslüman mısın? Çok merak ediyorum. Üste çıksın görsün diye. Müslüman mısın? Çok merak ediyorum. Abi ya cidden... O kadar rahatsız edicisiniz ki, o kadar rahatsız edicisiniz ki ya, biraz gidin kültürlenin ya, birazcık din cidden böyle. Burada Türkçe meali falan var, tamam mı? Alacağım şimdi Türkçe mealini, din yayınları yapacağım artık böyle gerizekalı insanlara. Ya dinde zorlama yoktur, zorunlu din dersi. Zorunlu bir din dersi görüyorsun değil mi sen? Yani zorunlu bir din dersi görsen de ilk zamanlarda sana ne anlatıyorlar? Basic şeyleri anlatıyorlar. Ben kaç 3. sınıftan 2. sınıftan din dersiyle duruyorum burada, tamam mı? Kitap açıp ekstra okumuşluğum yok yani, anlıyor musunuz? Ben de biliyorum, birinin dinini sormak ve onu yargılamak dine aykırı bir şey. Hani bunu size 1. sınıfta 2. sınıfta din dersinde öğretiyorlar. Gerizekalı mısınız? 1. sınıf mı değilsiniz ya da? Neyse, neden Türkçe mealine gitme şey yaptım ki? Atasözleri ve deyimler, bir de... Türkçe meal şey vardı. Kur'an'ın Türkçe meali vardı arkada rafta. Hatta burada mı direkt? Göremedim. En son orada duruyordu. Sevap yayını arkadaşlar. Yemek yemeden önce duamızı şey yapıyoruz değil mi? Duamızı ediyoruz arkadaşlar böyle. Hani filmlerde oluyor ya, dua edeceğiz. Evet, kutsal babamıza falan gibisinden. İşte ben de Tanrı'ya dua edeceğiz. Yayınımıza böyle başlayacağız. Her yayına başlamadan önce Bismillahirrahmanirrahim diye böyle. Hani o kadar şey yapıyorsunuz ki. O kadar garip sorular ki. Dalga geçiyor gibi oldu biraz ama dalga geçmiyorum. Yani adamların istediği kriter bu gibi geliyor bana bir süreden sonra. Asla bir dalga geçme gibi amacım yok. Sadece abartılıyor bu işler.
O sinirimi bozuyor. Emir Bey, çok teşekkür ederim abi. Tier 1 abone olduğun için beton yetmez. Yemres VT, çok teşekkürler abi Prime'ı bana kullandığın için. Hoş geldin. Şimdi, bunu direkt reddediyorum. Dinde şöyle bir şey var eğer bilmiyorsan. Başkasının dinine, dini seni ay ilgilendirmez. Kısaca dine aykırı. Red kararı. Aynı şey, let's go. Neden ban yedim ben bilmiyorum ama özür dilerim. Yazmışım bunu, neyi ban hatırlamayayım. Kısaca açarsanız sevinirim. Kuralları okusaydı algılardı. Kuralları okumamış, tekrar gelmiş. Kötü. Jack ölecek. Beni niye banladınız? Bir şey yapmadım. Jack ölecek demişsin. Bu da ban sebebi abi. Hatırlıyorum, ben bunu gördüm. Ceza banlamış. Ben orada Cyberpunk oynuyorum arkadaşlar. Spoiler veriyor. Ben de banladım yani. Saçma salak şeyler. Neyse. Ha YouTube. Abi her gün sana bakarak tamam. Aga kaç ay geçti, neden kaldırılmıyor? Banım 2 dakika eğlenek dedik. Evet. Aynen abi. Adamların eğlencesine bak ya. Cidden adamların eğlencesine bak. Hayır, böyle şey değil, tiksinçlik falan filan değil. Sadece içerik ürettiğim adamlara bak. Ben içerik seve seve cidden eğlenerek şey yapıyorum. Cyberpunk'ta hani böyle 7-24 kıçım düzleşene kadar oturuyorum. Size daha güzel ne getirebilirim diye. Evet, bir de itiraz ediyor abi. Yani bunu cidden eğlendiren bir mizaj olduğuna emin ya. Böyle konuşuyor zaten. Ay. Sohbet kayıtları da 31 arkadaşlar. Bu tesadüf olamaz. Bu Tanrı'nın bir oyunuydu. O zaman şey olsun. Devam kanki. Yani devam etsin. Kendi zevki arkadaşlar. Bilmemize gerek yoktu. Al. Mis gibi. Jawline'ım da var. Oh Jawline. Devam et abicim. Aynen. Ekranın karşısında. Umarım bir gün odana birden başka biri girer ve o anda ekranda ben varken seni görürler. Ondan sonra umarım ailen falan senden böyle şüphe duymaya başlar. Ulan benim oğlum ne yapıyor ya? Cidden geçen baktım Adal'a, aman Allah falan gibisinden. Manyak. Bir tier 1 abone olmuş 16. ay. Misler gibi abi. 16 ay bak. 16 ay abone. Misler gibi sadaket. Sadaket. Yunus. Seviyorsun abi. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Onun dışında Burak Bey, selam abi, daha önce kimseye bağış atmamıştım. Bir de bilgisayar toplayacağım, önerim var mı? Son olarak arkadaşım Çağan Ezel'e selam söyler misin? Çağan, ben bunu 30 dakika geç görüyorum. Üzgünüm ama olsun da. Kime şey yapacaktım? Buradan önerin var mı bilgisayar için? Onu hiç önerim yok bu arada. Çağan Ezel. Çağan Ezel, selamlar abi. Neyse, hadi bakalım manyak. O anda tam ekranda manyak gözüküyor. Nasıl manyak gözüküyor? Hangi şeydi? Ha, bana konuşmuyor manyak. Anlayamadım bir an. Onun dışında Perotti. Perotti, sorun sende bu arada. Ben kendime benzetmiyorum açıkçası. Neyse devam. Minecraft var mı? Minecraft. Sadece Minecraft demiştim, lütfen açar mısınız? Abi sadece Minecraft demekte sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ama şunda sıkıntı var. Bak 40 40 41. Yani Minecraft sadece diretmek ve bunu neredeyse 1 dakika içerisinde yapmak. Yani varsa varmış değil mi? Toksik. Şey yapmayacağım ya, açmayacağım. Crowley abi seviyorsun. Bakmadan reddediyorum. Crowley kadar toksik biri yok. Cidden. Adam arkadan da konuşur. İnsanlara işte Crowley'u işte arkadan sana şöyle dedi Doğukan. Dersin aa öyle mi? Peki tamam. Crowley'i de aslında sevmiyor gibi bir şeyim yok. Ama sonra gelip de yüzüne de gülüyorlar böyle. Selam. Sonra benimle dalga geçer gibi konuşmalar falan. Hani bu da işte dediğim bütün gün oturanlar var ya. Evde oturup da kıç büyütüp bir şey yapayım hani laf sokayım falan.
bu çocuk ne yapacağını bilmiyor, tamam mı? Bir gün bana laf sokuyor, ertesi gün bana yaranmaya çalışıyor. Bir gün bana laf sokuyor, ertesi gün yine yaranmaya çalışıyor böyle. Hani adam bipolar mı, ben onu anlayamadım. Bu ruh değişiklikleri neden geliyor bilmiyorum. O yüzden gördün mü Crowley, basacağım abi. Mis gibi Supernatural'da Crowley diye bir karakter vardı. Valla ilk aklıma Crowley denince o geliyordu. Şimdi bu adam geliyor ve hiç haz etmiyorum yani. Keşke Supernatural'daki o Crowley şeytan abimiz gelse. Strike